19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle şehit yakınları ve gaziler onuruna bir yemek verildi. Beyaz Saray Düğün Salonu'nda düzenlenen yemeğe Vali Necmettin Kılıç, Garnizon Komutan, Personel Albay Çetin Öcal, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Yurdagül, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Baro Başkanı Avukat Altan Akpınar, Çorum Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül, Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Sadık Demirkol, daire müdürleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler ile aileleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunduğu yemekte ilk olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban söz aldı. Çoban, Gaziler Günü'nde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazi ve şehitlere rahmet diledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararı ile 19 Eylül 1921 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanının verilmesinin yıl dönümünü Gaziler Günü olarak kutladığımız bugün, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnet duygularımızla anıyoruz. Yemekte konuşan Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, gaziler ve şehitlerin bu ülke için yaptıkları fedakarlığın karşılığının verilemeyeceğini belirtirken, Allah'tan devlete, millete zeval vermemesini temenni etti. Bu topraklar gerçekten çok özel topraklar. Doğumuzdan, batımızdan, güneyimizden, kuzeyimizden herkesin sahip olmak istediği ama bedelini ödeme konusunda bizim milletimiz kadar fedakar olmayan, şehadet ve gazilik konusunda nurlanmış asker, onurlanmış askerdir diye her şeyini ortaya koyup koşabilen milletler olamadıkları için bin yıldır bizim elimizde. Dün onları bozduğumuz, boşa çıkardığımız gibi bugün de o tuzakları, o tezgahları bozuyoruz, boşa çıkarıyoruz. Vali Necmettin Kılıç ise şehadetle gaziliğin aynı kavramlar olduğunu belirterek bu kavramların adı geçmeye başladığı zaman saygı başlar. Gazi olmak önemli bir rütbedir, ayrı bir rütbedir. Yaşarken verilen inanılmaz bir madalyadır. Bu nedenle atalarımız seferlerine ölürsek şehit, kalırsak gazi olalım demişlerdir ifadelerini kullandı. Gazi millete selam olsun. Gazi millete en güzel iyilikler onların üzerine rahmet rahmet yağsın. 1200 yıldır gaza meydanlarında düğün değmişçesine döne döne vuruşan nesillere selam olsun. Gazi Mustafa Kemal'e selam olsun. Türk ordusunun bütün neferlerine selam olsun. 15 Temmuz nesline selam olsun. 15 Temmuz'un hayırlı komutanına, başkomutanımıza selam olsun. Saygılar, iyilikler, güzellikler sizinle olsun.